hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Yani bir arayıp babaya sormak yok. Ben neyim, baba mıyım, değil miyim belli değil ya. Sadıkçığım, uyuyabilir miyiz canım? Ama yani lütfen. Ya, yani sen böyle yüz verdiğin için bunlar bile kafasına göre davranıyor. Sadık, uyuyabilir miyiz lütfen canım? Ya ama bak, bana da hak ver. Yani lütfen hak ver. Yani ben de bir baba olarak belki kalben oğlumu bizi özleyip tekrar buraya döneceğine inanıyorum. Ay. Neden Cem'in tek başına yaşıyor olmasından gayet mutlu olduğunu kabul edemiyorsun? Hı? Ya da bütün bunların ben çocuklarımızın hepsine yüz veriyorum diye olduğunu düşünüp neden benimle tartışıyorsun? Hayatım. Sen Cem'in 20 yaşına geldiğini nasıl kabul ediyorsan, Ceren'in de 17 yaşında olduğunu kabul etmelisin. O artık bir genç kız. Onun özel bir hayatı var. Yani her şeyini 13 yaşındaki kız kardeşinin yanında konuşmak istemeyebilir. Bu çok normal. Yani lütfen beni daha fazla ayrıntıya sokma. Biz de genç olduk, öyle değil mi? Bak Sadıkçığım, onlarla savaşmak değil, onları anlamak zorundayız. Bak bu kadar sinirlendiğin için çocuk eve dönebilmek için senin uyumanı bekledi. Bak Sadıkçığım, bu yaşlarda onlarla çatışmamak zorundayız. Çünkü şimdi ne ekersek ileride onu biçeriz. Yani bu çocuklar dördünde beşinde neyse ileriki yıllarda da öyle olacaklar. Ya hepimiz için geçerli bu. Sen ne kadar onları baskı altına almaya çalışır, onları ne kadar kısıtlarsan, onlar o kadar çabuk uçup giderler elinden. Bak, sen onların özgürlüklerini kısıtladıkça, onlar kendilerine başka özgürlük alanları yaratacaklar. Ya hepimiz için geçerli değil mi bu? Canım benim, ne olur yapma. Bak ben biliyorum, sen aslında bütün bunları içinde tartan çok hassas bir insansın. Ama son yıllarda biraz kontrolsüz olduğun hepsi o. Bunu düzelt. Bu bizim çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Hayatım, bak daha bu yaşta sevgilileri var. Ya ben bunların hepsine müsabaka göstermiyor muyum Allah aşkına? Sen ilk defa ne zaman aşık oldun? Hı? Hı. 11. Peki annem baban bunu biliyor muydu? Hayır. Yani ben gizli gizli takip ediyordum. Senin en küçük kızın kaç yaşında? 13. O halde susuyoruz. Gizlilik gerektiren bir durum olmazsa dürüstlük olur. O zaman da her şey yolunda olur. Ha? Yalnız hayatım bak, dikkatini çekerim. Yani konu Cem'in odasına Ceren'in yerleşmesiydi. Değil mi? Ama şimdi sen diyeceksin ki yani çocuk büyütmek bir bütündür. Tamam o zaman, madem öyle sustum. Hadi iyi geceler. İyi geceler canım. Aşkım, hadi çayları koydum, çıkmıyor musun? Çıktım canım, kurulanıp geliyorum. Sağ ol. Afiyet olsun Sadık Bey. Mis gibi mis. Kur'an veriyorum. Ya Çilek, saçma sapan şeyler uydurma. Ne kurası şimdi? Bu oda olayında benim fikrim alındı mı, alınmadı. Ay.
ne fark eder? Ha aşağısı ha yukarısı. Ben çıkınca kıymetli oldu değil mi? O zaman aşağı in ablacığım. Bu saatten sonra gidemem. Yerleştim ben. Bak 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 bak. Ben burada oturdum sizi seyrediyorum değil mi? Allah Allah. Şunlara bak. Sanki ben o odaya kimse taşınmayacak dememişim gibi aranızda o oda senin oda benim oda diye tartışma yapıyorsunuz. Kura falan çekilmeyecek o kadar. Ha Ceren birazcık orada kalıp hevesini alacak sonra tekrar senin yanına dönecek aşağıya. Aa yeter ya. Ayrıca ben bugün Cem'e gidiyorum. Kendisiyle konuşacağım bu konuyu. Onun da fikrini alacağız. Ben abimle konuştum baba. Hiç de bir şey demedi. Yani sen de gidince anlayacaksın. Abim bir daha bu eve dönmez. Ay. Yok benim tansiyonum daha fazla çıkmadan ben gidiyorum şekerim tamam mı? Tamam canım. Ben oğlumla dertleşmeye gidiyorum. Oğlumla. Tamam canım tamam. Hadi güle güle. Akşama görüşürüz olur mu? Olmaz böyle şey ya. Yeter artık tamam, bir baba canım. Bu kadar üzülmez ya. Sakin ol hayatım. Hadi güle güle. Niye böyle dedin şimdi babama abla? Sana ne? Niye her şeyi merak ediyorsun? Belki abimle aramda bazı sırlar var. Ay Ceren aşk olsun ama. Kızım sır bile olsa sır olduğunu ima etmemen lazım. O zaman her şeyi öyle bilmiş bilmiş sormasın anne. Ay Allah Allah. Bunun da bir odası oldu iyice havalandı. Ay Firuze ne yapacağım ben bunlarla? Kapıcı falan kesin ha. Sen dur ben kapıdan konuşup gelirim hemen. Oğlum! Ay aslanım benim nasılsın yavrum? İyiyim sen nasılsın hoş geldin? Ne oldu ya bir, yanlış bir zamanda falan mı geldim? Yok şey... Tuğçe burada. Tuğçe? Aa şey ya vallahi... yani o gideni seni de göremez olduk da nasılsın kızım? İyi misin yavrum? İyiyim. Siz nasılsınız? Şey Tuğçe dün akşam iş çıkışı bana geldi. Ben çağırdım onu çünkü annesi babası burada değil. İstanbul'da değil. Ben dedim ki gel ama gece karanlığında dönme. Karanlık böyle maazallah bir şey olur falan dedim. Sonra işte burada kaldı. Burada kaldı. Ben orada. Ondan sonra biz kahvaltı yaptık, işte film izliyorduk, sen geldin. Ha, gerçekten münasebetsiz bir zamanda gelmişim ya. Yok yok, ben gidecektim zaten. Çiçekleri falan sulamam gerekiyor. Çay koyayım mı size? Yok, ben koyarım, ben koyarım. Yok yok, ben koyarım. Kapı açık kaldı ama ben kapıyı kapatayım. Peki.